Manşete hoş geldiniz. Bugün Türkiye, Türk yargısı bir tarihi fırsatı daha ıskaladı. Hukuk yoksa çıkamayız. Hukuk yoksa buradan çıkamayız. Dilimizde tüy bitti, uzun yıllardır anlatıyoruz. Ve Türk yargısı, Türkiye yargısı, Türkiye'deki adalet sistemi, Adalet Bakanlığı, saray ne derseniz deyin. Esasen buradan çıkış için kendine uluslararası mahkemelerin sunduğu nice fırsatı da tepti. Yani bir çıkış yolu arasaydı, buradan nasıl kurtarabiliriz, buradan nasıl normale dönebiliriz ya da bu işi nasıl toparlayabiliriz? Bu konuda bir arayışta olsaydı, bununla ilgili çokça fırsat vardı elinde ve hepsini tepti. Bugün sonuncusu yaşandı. Fotoğraf Kayseri Adliyesi'nden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yüksel Yalçınkaya kararı, Kayseri'de bugün görülen duruşmada mahkeme tarafından reddedildi, uygulanmadı. Anayasal hükme rağmen, hani diyorlar ya yeni anayasa yapacağız. Anayasadaki hükümleri uygulamıyorlar. Yeni anayasadaki hükümleri uygulayacaklar mı? Anayasada hüküm net. Uluslararası mahkemelerin kararı Türkiye tarafından tanınmıştır ve uygulanacaktır. Çeliştiği durumda uluslararası mahkemelerin kararları esastır. Ama kendi anayasa mahkemesinin kararını da uygulamıyor. En üst mahkemesinin kararını. Büyük bir hayal kırıklığına yol açtı tabii. Yüksel Yalçınkaya kararının Kayseri'de görülen mahkeme tarafından dikkate alınmaması. Yüksel Yalçınkaya bir öğretmen, avukatı Özcan Akıncı savunmasını yaptı ve eski kararın verilmesini talep etti. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanun yoksa suç yoktur kararı mahkeme tarafından görmezden gelindi. Ki işte klasik bir telefon uygulaması, banka ile ilişki, yasal ilişki, bir sendika üyeliği gibi gerekçelerle Yüksel Yalçınkaya 2016'dan beri devam eden davada hakkında bir hüküm verilmişti. Ve bu hüküm Türkiye'deki yargı yolları tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmüş ve yıllar sonra bir karar alınmıştı. Ve bu karar emsal niteliğindeydi. Çünkü Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi Yalçınkaya davasında geçtiğimiz yıl kararını verirken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin pek çok maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine hükmetmiş, kanunsuz suç olmaz demiş ve bu kararı on binlerce o telefon uygulaması Baylok kaynaklı terör örgütü üyeliği davası için bu kararın emsal niteliğinde olduğunu söylemişti. Bana başka böyle dosyayla gelmeyin. Bu emsaldir. Bu dosyayla ilgili, bu dosyadaki konular neyse bununla ilgili yargılanan herkes de bundan yararlanır demişti. Ve 64 yıllık tarihindeki mahkeme diğer tüm davalardan daha fazla insanı etkileyen başvuruda kararını böyle vermişti. Avukatlarla görülüyor bu fotoğrafta ama Yüksel Yalçınkaya kim? Yüksel Yalçınkaya'yı biraz daha yaklaştırarak göstereyim size. Avukat Yüksel Yalçınkaya. Bugünkü duruşmada tespit edilmiş görüntü. Yüz binlerce insan gibi Baylok mesajlaşma uygulamasını kullanmak, Bankasya'da bir banka hesabına sahip olmak ve bir derneğe üye olmak gibi tamamen yasal ve rutin faaliyetler ve eylemleri nedeniyle mahkum edilmişti. Büyük bir hayal kırıklığına yol açtı mahkeme ve çıkışta Ahmet Erkan'ın tespit ettiği görüntülerle avukatlar da hayal kırıklığı içinde olduklarını saklamadılar. Sırasıyla o görüntüleri getireceğim. Hatice Yıldız, Levent Mazılı Güney ve Günal Kurşun konuştu. Mahkemenin duruşmanın hemen ardından onu izleyelim, birlikte üzerine konuşacağız. Evet, mahkeme bitti. Allah belasını versin böyle adaletin. Kopyalayıp yapıştırarak evet karar verildi. Hatice Hanım. Hemen sıcağı sıcağına. Levent Yazıklar Bey. Olsun ya. Gerçekten şaşırdınız mı? Ne bekliyordunuz? Bir gram ülkenin iyiliğini istiyorlarsa şayet diye bir gram burada gereğini karar vermelerini bekliyordum. Fakat yok ya. Yani. Umutlu muydunuz mu? Az da olsa umut var mı? Umutluyduk. Ülkeyi sevdiklerini, insanları düşündüklerini düşünüyorduk. Lafa bak ya. Bu ülkenin insanlarını birazcık olsun düşündüklerini umuyorduk. Umuyorduk. Diyecek bir şey yok. Ama evet. Bütün salon heyete gereken cevabı verdi. Üstünüzdeki cübbenizden utanın, yazıklar olsun diye bağırdık hepimiz. Ve verebildikleri tek cevap, memur bey alın bunları.
Bir tek bildikleri bu. Memur Bey'e alınmaları. Hepimizin olacaksınız. Evet. Ceza hukukçusu akademisyen. Kötü karar. Soğukkanlılığı muhafaza etmek lazım. Ama şüphesiz bir takım sonuçları olacak. Türkiye'nin özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne sunduğu taahhütleri doğrultusunda ne yanıtlar verilecek? Yani bu şu anda herhangi hiçbir şey değişmediğini gösteriyor. AYM kararında tanınmadığı anlaşılıyor. Hukuki anlamda mücadeleye devam etmek gerekir. Değişen bir şey yok bu ülkede. Hukuk katledildi. Evet. Kameraya gelen seslerde hukuk katledildi diyordu bir vatandaş. Hatice Yıldız, Levent Mazılı Güney ve Günal Kurşun avukatlar görüşlerini dinledik. Yalçınkaya söz aldı. Ne söyledi Yüksel Yalçınkaya? Ailem, annem, babam, kardeşlerim 80 yılında 1980 Fransa'ya taşındı. Ben burada kalıp öğretmen olup insan yetiştirmeyi tercih ettim. Benden terörist olmaz Hakim Bey dedi. Sırrı Er duruşmayla ilgili izlenimlerini paylaştı. Onu izleyelim birlikte. Dostlar merhaba. Kayseri'de Kayseri Adalet Sarayı'nın önündeyim. Yüksel Yalçınkaya duruşması henüz neticelendi. Katılım oldukça fazlaydı. Duruşma konferans salonunda, büyük salonda gerçekleşti. Yüksel Yalçınkaya'nın avukatı Özcan Akıncı çok isabetli savunmalar yaptı. Kendisini tebrik etmekte fayda var. Mahkeme heyeti bir dakika ara verdi. Uzun sürdü duruşma. Aranın neticesinde mahkeme başkanı, bunu mealen söylüyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararına uyduklarını ve daha önce vermiş oldukları kararda herhangi bir sıkıntı olmadığını beyan etti, belirtti. Yüksel Yalçınkaya'nın son sözleri çok manidardır dostlar. Belirtmekte, vurgulamakta fayda var. Benim ailem 1980 yılında Fransa'ya taşındı. Annem, babam, ağabeyim. Ben burada kalmayı, öğretmen olmayı ve insan yetiştirmeyi tercih ettim. Benden terörist olmaz, beraatimi talep ediyorum. Ama buna rağmen beraat ettirilmedi. Üzücü. Hep söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Adalet evrenin ruhudur ve özüdür. Adaletsizlik bir medeniyeti mahveder. Umuyorum, temenni ediyorum, adaletli hukukun ve demokrasinin var olduğu bir ülkeyi el birliğiyle inşa edeceğiz. Umutsuzluğa yer yok, mücadeleye devam. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar. Umutsuzluğa yer yok, mücadeleye devam edeceğiz dedi sözlerini bağlarken Sırrı Er. Mahve İlmez, bir ekonomist, duayen bir isim. Hukuk yoksa çıkamayız derken oradan alıntıladım. Onun mesajından alıntıladım esasen. Bugün paylaştığı mesajdan. Yapısal reformlar hariç buradan nasıl çıkabiliriz diye soruyorlar bana. Yanıtım tek kelime, çıkamayız. O zaman iş ciddileşiyor. Peki yapısal reformlara nereden başlamak lazım diye soruyorlar. İlk adım, yargı karşısında herkesin eşit, hukukun üstünlüğünün geçerli olacağı bir sisteme geçiş olmalı diyorum. Soruyu soranlar bir süre düşünüp tekrar soruyorlar. Peki sadece ekonomide bir şeyler yapsak bir sonuç alamaz mıyız? Geçici olarak biraz düzelme olabilir ama sadece ekonomide bir şeyler yaparak buradan çıkamayız diyorum. Biliyorduk böyle olduğunu deyip ayrılıyorlar. Son 5-6 yılım böyle geçti desem yanlış olmaz demiş Mahve İlmez. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz, Yalçınkaya davasında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM kararını hiçe sayarak hukuksuzluk ısrarını sürdürmesi bu kara dönemin yeni bir utanç sayfası olarak kayıtlara geçti demiş. Aynı Yeni Asya Gazetesi'nde Profesör Doktor Ahmet Akgündüz'ün Erdoğan'a yazdığı mektubu dile getirdiği satırları sürmanşetten verilmiş bugün. Orada diyor ki Ahmet Akgündüz, biraz daha yaklaştırayım siz de görebilin. Erdoğan'a yazdığı mektupta
Sadece Baylok programı bulunan yahut Asya Finans'a para yatıran ve daha ileri giderek Gülen kurumlarıyla ilişkisi olanları, Yargıtay'ın ve bazı mahkemelerin telkini ve ifadesiyle iltisaklı olanları terörist kabul ederek her türlü zulmün işlenmesine sebep oldunuz. Şimdi Ahmet Akgündüz bu rejimin yapıcılarından, bu yolun taşlarını döşeyen insanlardan biriydi. Özellikle 2014 sonrasında aldığı tutumla ve 2014 sonrasında 2014'ten itibaren kurunun yanında yaş yanmasına, yaşın da yanmasına müsaade eden ekibin içindeydi. Ve o günlerde ilişkileri çok iyiydi. Ve o gün böyle cümleler kurmuyordu. Sonraki yıllarda da. Herkes her şeyi biliyor, onu kastediyorum. Ahmet Akgündüz'ün laflarına bir itibar atfediyor değilim. Aa bak sonunda o da aydınlanma yolunu seçmiş, hiç demiyorum. Çünkü o da eylemleriyle elbette bu halkın zihinlerinde yargılanacak ve ait olduğu yere gidecek. Sadece şunu söylüyorum. Ahmet Akgündüz şahsında herkes biliyor neyin eğri, neyin doğru olduğunu, neyin hak olduğunu. Fakat bir dönem işine geldiği için onu öyle uyguluyor, tersinden bakıyor, görmezden geliyor. Sonra ucu kendine dokunduğunda işte bu şekilde hukuka dönüyor. Bugün Ahmet Akgündüz'ün hukuka dönmesi, eğer inanıyorsa kendi inancı, kendi itikadıyla söyleyeyim, güneşin artık batıdan doğduğu noktasıdır. Bir şey ifade etmiyor. Fakat şundan emin olun, ülkede hemen herkes neyin eğri neyin doğru olduğunu biliyor. Ve içerideki Yüksel Yalçınkaya gibi ve geriye doğru 8 yıldır eza cefa gören on binlerin, yüz binlerin aileleriyle beraber milyonların haksız hukuksuz bir şekilde tutulduğunu ve rejimin paletleri altında ezildiğini biliyor. Nasıl olmasın ki? Hukuk yoksa çıkamayız. Bakın Ekrem İmamoğlu yaklaşan siyasi yasak kararı öncesinde hemen her gün bir gazetede manşet oluyor görüşleri. Ahmak davası hukuk ayıbı. Bir konuşmasından bir kelime cımbızlanmış da bununla Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiğinden hareketle, ki öyle olmadığını söylüyor kendisi. Ve onunla bir siyasi yasak getirilmeye çalışılıyor. Ülkenin açık ara bir numaralı Cumhurbaşkanı adayına. Hukuk yoksa çıkamayız. Hemen herkes nasibini aldı, alıyor ve alacak. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti, bürokratik vesayete izin vermeyin diyor il başkanlarına talimatında Erdoğan. Bürokratik vesayet ne? Biz siyasi olarak bir yol tuttuk gidiyoruz, karşımıza çıkan herkesi ezer geçeriz. Bürokrasi dediği olayın içinde yargı da var, yargı bürokrasisi de var. Kesinlikle diyor onların vesayetine izin ver. Oradan çıkan her karar, aleyhlerinde çıkan, beğenmedikleri her karar çünkü vesayet oluyor. Anayasa Mahkemesi demişken Anayasa Mahkemesi üyeliğine bilmem kaçıncı üyesini atadı Erdoğan. Saraydan İdari İşler eski başkanını atadı oraya. Ve o da işte and içerek görevine başladı. İşte Kadir Özkaya yanındaki mahkeme başkanı, onun laflarını dolaşıma soktular yeni. İşte hukuk, adalet vesaire filan yani. Tam da yani Erdoğan'ın elemanını saraya gönderdiği gün. Bu fotoğrafta dikkat çeken bir detayı da Cevheri Güven yakalamış. Maybach gözlüğü. Çerçeveye bakar mısınız? Türkiye satış fiyatı 4500 euro. Kamu göreviyle elde edilemeyecek şeyler. Yani elemanın gözündeki gözlük 4500 euro. Bunu TL'ye siz çevirin. Hukuk. Hukuk yoksa çıkamayız. Narin olayına girmeyeceğim. Girdiniz mi çıkamıyorsunuz. Çünkü o çıkamayacağımız bir dosya şu anda. Çünkü her şey birbirine karışmış durumda. Anne hatırlamadı, imam hatırladı, düğümü çözecek tülbent detayı. Gene Galip Ensarioğlu'nun lafı, görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabilir. Arif'in kızını öldürdüm. Bir sürü şey. Her kafadan bir ses çıkıyor. Fakat en kan dondurucu ifadeyi dışarıdaki tutuklanmayan tek ağabeyi Baran Güran söylemiş. Yani biz de öldürebilirdik bu kızı ama öldürseydi kimin ruhu duyacaktı ki demiş. Yani insan kardeşi, kız kardeşi hakkında böyle konuşur mu? Tam laf şu. Diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilir miydi narin nerede? Bir ağabey böyle konuşur mu yahu? Dedim ya, çivisi çıkmış durumda her şeyin. Ruşen Takva paylaşmış. Güya yayın yasağı var. Narin Güran'ın cansız bedeni bulunduktan ve Cumhurbaşkanı bizzat takipçisi olacağım dedikten sonra tüm ifadeler A Haber'e sızdırılmaya başlandı diyor. Orada da
bizim kontrolümüzde olmayan haberler yayın yasağı, gizlilik kararı kapsamında ama biz kendi kontrolümüzde her şeyi veririz. Aile açıklama yapmış, evlere şenlik, işte Güran ailesi basın açıklaması. Yani alt alta okuduğunuzda işte hiç ilgisi yok konuyla Kur'an kurslarına ve yüce dinimize saldırılar yapılmaktadır. Aile fertlerimizin kendi kızlarını öldürmesini tahayyül edemiyoruz. Koca bir ailenin karalanmasını, bakın, dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlıyoruz. Kim yazmışsa metni. Devletimize bağlı tüm güçlerin bu oyuna gelmemesini istirham ederiz bilmem ne. Olay kopmuş durumda. Bakın, sadece son derece enteresan bir veri paylaşacağım. 2000 şu rakamı yaklaştırayım. Siz de daha iyi görün. Bu Adalet Bakanlığı istatistikleri. 2023 yılında çocuk cinsel istismar dosya sayısı 66.138. Dava sayısı 14.919. 2023'te gene sadece bu suçtan mahkum olan kişi sayısı 7.088. Hukuk yoksa çıkamayız. Bu Kılıç davası da öyle. Kara Harp mezuniyet töreninde Milli Savunma Bakanlığı bu konuda sorumluluğu olan amir ve komutanların emirleri doğrultusunda işte görevinin başındadır Türk Silahlı Kuvvetleri diyor. İşte bundan kimsenin şüphesi olmasın falan. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başındadır falan. Bir şey yapacaklar ama ne yapacaklarına henüz karar verebilmiş değiller. Hukuk yoksa çıkamayız. Böyle. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. Tanzanya, Kongo, Surinam gibi ülkeler Türkiye'nin üstünde. Varın gerisini siz hesap edin. Bunu da bir türlü halledemediler. Kaç kişiyi ve ne gerekçeyle ordudan atacağız? Hukuk yoksa çıkamayız. Kart borcu tüketici kredisini yakalıyor. Ekonomide bir yıl aşkın süredir uygulanan parasal sıkılaştırma sonrası tüketici kredisi kullanımı geriledi, bireysel kredi kartı borçlanması arttı. Dünya Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Huzur evinde huzur kalmadı, Karar Gazetesi'nden getiriyorum. 12 bin lira maaş alan emeklinin barınmasına %400 zam. Ki zaten huzur evleri yeterli de değil. 1 Eylül 2024 itibariyle oda ücretleri nasıl artırılmış bakın. Yani eski oda ücreti solda, yeni oda ücreti sağda. 3-4 kat artış var. Tek kişilik bir oda ücreti daha önce 2622 TL iken şimdi 14.732 TL olmuş. Sonra işte kimlik bilgilerini koruyamayan ülke. 85 milyon yurttaşın kimlik bilgileri çalındığı ve bunu ülkenin Ulaştırma Bakanı doğruladı. Yani bu sizin namusunuz. Şimdi bunu toplamaya çalışıyorlar. Sadece bu skandal bile ülkelerde iktidarı A'dan Z'ye götürür. Ve orada sıralı bütün bürokratları. Hukuk yoksa çıkamayız. Çıkamazsınız. Kimse çıkamaz. Hangi ülkede yaşıyorsanız. Çıkamazsınız. Çıkamayız. Ömer Murat Kronos'ta yazmış, Erdoğan son darbesine hazırlanıyor, bu kez silah geri tepebilir. Başlık çok çarpıcı. Siyasi kariyerinin son darbesine hazırlandığını savunmuş. Bu darbenin muhteşem bir geri tepmeyle neticelenmesi yüksek olasılık. Erdoğan'ın hak hukuk tanımadan sağa sola sıktığı o silah ani bir geri tepmeyle onu sırt üstü yere serebilir demiş. Yazıdı bu. Burada şunu bahsediyor, uzunca bir yazı okuyabilirsiniz. Özellikle Ümit Özdağ'ın parlamenter, artık Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak, parlamenter sisteme geçilecek ve Özgür Özel CHP'nin başında başbakan olabilir çıkışından hareketle eski bir yazısını hatırlatıyor. 31 Mart'ın hemen ertesinde diyor, kaleme aldığım yazıda şunu söylemiştim Ömer Murat. Parlamenter demokrasiye dönüş adı altında yapılan değişiklikler kapsamında sadece partilerin seçime gireceği, en fazla oyu alan partinin başkanının yürütmenin başına geçeceği şeklinde bir düzenleme yapabilir Erdoğan. Böylece partilerin bir başkan adayı gösterebilmesi imkanı kalmaz. Erdoğan da %50 artı 1'i nasıl bulacağız derdinden kurtulur. Bu durumda CHP seçimlere kendi genel başkana, yani Özgür Özel'le girer diyor. Ve Ümit Özdağ'ın
çıkışına atıfta bulunuyor. Ve son dönemde yaşanan gelişmeleri bu Erdoğan için bir çıkış olabilir. Bu çıkışı da bu şekilde dizayn edebilir. Fakat bu geri tepebilir ya da bu darbesi, Erdoğan'ın bu son darbesi de bu silah bu defa geri tepebilir. Sağa sola sıktığı o silah ani bir geri tepmeyle onu sırt üstü yere serebilir demiş. Önümüzdeki dönem 2024-25 geçişi belli ki bu yönde son derece geniş siyasi manevralara sahne olacak. Muhalefetin balonu söndü. Sabah gazetesinin manşetten duyurduğu Erdoğan'ın lafıydı bu. Muhalefetin balonu söndü. Peki muhalefet ne yapıyor? O arada Dilruba Kayserlioğlu'yla verdiği fotoğrafı Özgür Özel'in diline dolayarak o fotoğraf demokrasiye yakışmadı. Özel'in bu millete özür borcu var demişti. Özgür Özel de özür diledi. Dilruba'nın adına özür diliyorum. Detayına girmeyeceğim ama kimse kimsenin adına özür dilemez yani. Böyle bir şey olmaz. Dilruba Kayserlioğlu'na sordunuz mu? İstemiş gerçi. En az 3-4 kere özür dile bak rencide ettin AKP tabanlı diye ama kadın geri adım atmadı. Ama Özgür Özel Cumhurbaşkanı istedi diye özür diledi. Ve bu bugün Erdoğan'ın gazetesi Sabah'ta yer bile bulmadı. Bilakis AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Özgür Özel'in bir açıklamasına atfen bu yaklaşım 28 Şubat kafasıdır başlığıyla bir haber kendine yer buldu. Muhalefet neydi o? Başlık bir daha bakalım. Muhalefetin balonu söndü. Nasıl söndü? İktidara göre işte böyle söndü. Dönelim sınırlarımızın dışına. Esasen sınırlarımızın dışına derken bu herkesi çok yakından ilgilendiren konulardan bahsedeceğim. Kamala Harris-Trump düellosu dün detaylı bir şekilde anlatmıştım yayının ikinci yarısında. Oraya bakılabilir seyretmeyenler. Fakat orada Taylor Swift'in dünya çapında açık ara bir numaralı star, Amerikalı, 300 küsür milyon takipçisi var Instagram'da ki belki bunun yarıdan çoğu dünya çapında. Yani Amerikalı dinleyicileri, fanları değil. O Kamala Harris'e bu düellodan sonra, ekran tartışmasından sonra destek vereceğini açıklamıştı. Destek verdiğini açıklamıştı seçim yarışında. Zor bir karar bu bir sanatçı açısından. Ülke bu kadar kutuplaşmış ve Trump taraftarlarını kaybetme riskiniz var. Hayran kitlesi yönüyle söylüyorum. Bunun üzerine Elon Musk ona cevap verdi. Son derece yakışıksız ve işte bu onun Instagram mesajıydı ve Instagram mesajında onu da anlatayım Elon Musk'ın mesajına geleceğim. Kedili bir fotoğraf paylaşmıştı ve mesajı kedili kadın Taylor Swift olarak, çocuksuz kedili kadın Taylor Swift olarak imzalamıştı. Kedi kadın, cat lady tabiri Amerika'da çocuksuz kadınlar için kullanılan bir tabir. Bununla J.D. Vance, Trump'ın başkan yardımcısı adayı, Kamala Harris'i aşağılamıştı. Çünkü Kamala Harris'in de çocuğu yok. Benzer bir şekilde oraya atıfta bulundu esasen. Oraya gönderme yaptı Taylor Swift. Ben de çocuksuz cat lady'yim. Çocuksuz kedili kadınım. Bunun üzerine Elon Musk Twitter'da bir mesaj paylaştı. Son derece gerçekten yakışıksız, çirkin bir mesaj. Peki Taylor, sen kazandın. Sana bir çocuk vereceğim ve bütün kedilerini himayem altına alacağım dedi. Mealen söylüyorum. Dünyanın geldiği nokta. Yani gerçekten söz bırakmıyor. Karşınızda kadın var. Karşınızda yani son derece orantısız bir durumla karşı karşıyayız. 12 Eylül'e birazdan geleceğim. Fakat unuttuğum bir şey var. Elon Musk'ın Kamala Harris kampanyasına verdiği tepkiler. Kamala Harris, ben başkan olduğumda ev sahiplerinin adaletsiz fahiş kira artışlarıyla işte mücadele edeceğim, bunu düzenleyeceğim gibi bir mesaj paylaşınca ona cevap veren bir kullanıcı, belli ki anonim, öncelikle diyor ücretleri kontrol altına al. Bunun üzerine Elon Musk kendince buna mesaj veriyor ve diyor ki eğer diyor kira kontrolü getirirsen ülke çapında bu diyor yeni ev yapımını, piyasaya sürülecek yeni evleri neyse mahveder, alt üst eder. Bu sistemi alt üst eder filan. Haliyle diyor yine diyor işte süpermarket fiyatları falan
ulusal çapta zaten diyor süpermarketler çok düşük kar paylarıyla bu işi götürüyorlar falan. Bunu yani bunu uygulamaya koyarsan Venezuela'ya döneriz diyor. Mealen söylemeye çalışıyorum. Yani Trump'ın yetişemediği yerde Elon Musk adeta bir kampanya sözcüsü olmuş. Ona buna cevap yetiştiriyor. Böyle bir nokta. Ama bugün Elon Musk dünyanın en zengin insanı. X platformunun sahibi. Tesla'nın sahibi. Aynı zamanda SpaceX'in sahibi. SpaceX astronotları yerin 725 kilometre üstünde uzayda ticari ilk yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Ve bütün dünya kanalları bunu canlı verdi. Yani böyle de bir enteresan durum. Enteresan bir ikilim. TR724'te yazdığım yazıyı öyle tamamladım. Yani böyle bir arsızlık karşısında bu insanların sahip olduğu platformlarda yazmaya konuşmaya devam etmeli miyiz? Emin değilim. Nerede yazacağız? Ne yapacağız? Nasıl sesimizi duyuracağız? Evet, bir yönüyle onlar izin verdiği için yazmaya konuşmaya devam edebiliyoruz. Ama onların daha ne kadar izin vereceğini de bilmiyoruz. 12 Eylül'ün bilançosu. Bugün yıl dönümü. 650 bin gözaltı. Gazete, dergi, kitap yakılmış. 39 ton. Basın yayına konulan yasaklar. 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş filan. Yani bunların hepsi şu anda aşağı yukarı tamamına yakın. Vatandaşlıktan çıkarma olmadı ama işte açlık grevlerinde ölenler var. İşkencelerle katledilenler var. İdam cezası kalktı. Yani idam cezası ve vatandaşlıktan çıkarma dışındaki her şey aynen misliyle yaşanıyor. Bir sivil darbe döneminde. Tabii bizim çocuklar 44 yıldır iktidarda bir günün attığı sol manşeti çok fazla benimsediğimi söyleyemem. Neden? Yani evet 12 Eylül'ün sonuçlarını yaşıyoruz 44 yıldır. Hala halledilebilmiş değil. Fakat tek başına da oraya bağlamamak icap eder. Bizim çocuklar meselesi. Birkaç magazinle bağlayalım yavaş yavaş. Yürüyüşe başladı, maçları izliyor. Kadir İnanır'dan iyi haber var. Kilo verdi ama iştahı yerinde demiş hayat arkadaşı. Reha Muhtar'ı ziyaret etmiş Nilüfer ve kızı ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemişler. Oturuyordu, sohbet ettik, gayet iyi, daha iyi olacak. Zamana ihtiyacı var demişler. Evet, bu haberlerle bugünkü manşeti bağlayalım. Hukuk yoksa çıkamayız. Hukuk yoksa çıkamayız. Hukuk yoksa hiçbir ülkenin ve toplumun iki yakası bir araya gelmez. Ülke bunu 10 yıl sonra acı acı görüyor, yaşıyor ve anlıyor. Bunu tespit etmek için artık hukukçu, anayasacı, ekonomist olmaya lüzum yok. Bunu artık sıradan vatandaş da iliklerine kadar hissediyor. Hukuka dönmek zorundasınız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.